Sayın seyirciler, yıllarca bitmeyen, sonunda da zaman aşımından düşen davalar adalet sistemimizin belki de kanayan en büyük yarası. Buyurun izleyelim efendim. Ay, Hasibe! Söyle Cemil Bey, söyle! Geldi mi çocuklar? Geldik baba, buradayız. Heh, yaklaşın evlatlarım şöyle. Şöyle yamacıma doğru yaklaşın, size mirasımı açıklayacağım. Mirasını açıklayacakmış. Dinliyoruz baba. Heh, oğlum. 8 senedir sürmekte olan zimmete para geçirme davasını büyük oğlum Selim'e bırakıyorum. Evet, tamam baba. Bir tane de taammüden adam öldürme davası var. Tam 7 yıllık. Daha Ankara'dan bilirkişi raporu gelecek. Onu da sana bırakıyorum Ayşegülcüm. Gözün arkada kalmasın babacığım. Bir de 9 yıllık faili meçhul davası var. Ona da sen bakıver artık Metin. Bak ama o dava çok önemli. Bir ay sonra zaman aşımı dolacak, unutma. Merak etme baba. Bu davaları ben bitiremedim. Size vasiyetim, siz bitirin evlatlarım. Yaz kızım sen de. Eşhedü en la ilahe illallah. Gitti babacığım, gitti. Ay, ya başkalarının babası ölürken mal mülk bırakır, bizimkisi dava dosyası bıraktı. Ay, ne yapsın babanız evladım? Hakim olarak elinde kala kala bir tek bitmeyen davalar kaldı. Onları da mezara götürecek değil ya, size bıraktı. Sayın seyirciler, krizden çıkış için özelleştirme ve varlık satışını hazırlanan Yunanistan önce Türkiye'nin kapısını çaldı. Yunan bürokratlar yatırım fırsatlarını anlatacak ve Türk iş adamlarına patronum olur musun diyecek. Buyurun izleyelim efendim. Şimdi bakın sayın Yunan bürokrat, ben Yunanistan'da fabrika açarım. Yaşa komşu, bu çok güzel bir haber vre. He, güzel vre de ama bazı şartlarım var benim. Ne şartı? Mesela işçilere en fazla asgari ücret veririm. Ver. Sigorta da yapmam. Yapma. Yemek de yok, evden getirsinler. Getirsinler. Yol parası da yok. Yürüsünler. İş güvenliği desen havada bulut, sen onu unut. Unuttum bile. Öyle sendika hakkı, grev falan hiç müsaade etmem. Etme. Hepsine tamam diyorsun yani. Tamam komşu, sen yeter ki gel. İyi de ben kendi ülkemde bu şartlar altında çalışmayı kabul eden bir sürü işçi buluyorum zaten. Bizde işsiz gani. Şimdi ta oralara kadar gelip niye fabrika açayım değil mi ama? Hadi canım, hadi benim. Başka kapıya, başka kapıya. Hadi. Peki bütün bunlara ek olarak bizim işçilerin ensesine şaplak atmanıza da izin versek he? Ulan yürü git. Sayın seyirciler, kürsüdeki su bardağından onlar sorumlu. Salonun temizliğini de onlar yapıyor, milletvekilleri arasında notları da onlar taşıyor. Onlar meclis genel kurul salonunda çalışan ve KAVAS adı verilen meclis görevlileri. Gizli oturumlarda ise sağır ve dilsiz olan iki KAVAS'tan başka hiç kimse görev yapamıyor. Buyurun izleyelim efendim. Ya Şenol, mecliste gizli oturum başlayacak, Necati hala gelmedi. Ha, Necati hastaymış Tufan abi, bugün gelmeyecek o. Onun yerine ben geçsem? Ya olur mu abicim, gizli oturum bu. Sağır ve dilsiz kavaslar haricinde içeriye kimsenin girmesi yasak. Ya bir şey olmaz abi ya, ben de sağır dilsiz taklidi yaparım ha, kim anlayacak ki? Oğlum emin misin, bak bu işin riski büyük ha. Eminim abi, eminim, ne olacak ki ya? İyi, gir bakalım. Günah benden gitti ama bak, ben seni uyardım bir kere. Tamam tamam, hadi. Bakın değerli milletvekilleri, madem gizli oturumdayız, madem biz bizeyiz, geçen oturumda bana laf sokan Şakir Bey'e buradan cevap vermek istiyorum. Ulan Şakir, sen benim için öyle böyle dedin ya, ben de sana diyorum ki senin... Anladın mı? Ha, anladın mı? Ulan asıl ben senin oradan an... Ulan susun lan, susun lan. Ulan ikiniz ne terbiyesiz heriflersiniz lan. İkinizin de... Heh, Şenol ne yaptın? Kimse anlamadı değil mi onları duyduğunu? Ne? Efendim? Kimse anlamadı değil mi diyorum? Kim? Ah be abicim ya. Ama ben seni uyarmıştım Şenol. Aşırı derecede milletvekili hakaretine maruz kaldığın için kulak zellerin yırtıldı işte. Gizli oturumlara neden bir tek sağır ve dilsiz kavasları alıyorlar sanıyordun? Allah'ım ya. Ne? Duyamıyorum. Tufan abi yüksek konuş. Yok bir şey yok. Bundan sonra oturumlara sen de girebilirsin demek ki diyorum artık. Hadi geçmiş olsun, geçmiş. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.